pleased with the result. I was pleased with the first half also, but we lost our organization a little bit during second half and sonuçtan memnun olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Aynı zamanda ilk yarıdaki takımın performansından da memnunum. İkinci yarıda organizasyonu biraz kaybettik ve işleri kendimiz için zorlaştırdık. Ama önemli bir galibiyet aldık. Takım için, kulüp için, taraftarlarımız için önemli bir galibiyet aldık. Taraftarımız da sahadaki ambiyansı, stadyumdaki ambiyansı güzelleştirerek gerçekten galibiyet almamızda bize çok yardımcı oldu. Takım da savaşmayı asla bırakmadı ve bu da bizim galibiyet gelmemizde en büyük sebeplerden biriydi. To choose the best option, you know, when John was injured, I had two solutions. Delarge oyuna atarken, atmadan önce en iyi opsiyonu, takım için en doğru kararı almaya çalıştım. Aslında en başından beri bunu yaptım. Çünkü John sakatlandığında bir değişiklik yapmamız gerekiyordu ve Delarge'yi oyuna alma fırsatım aslında orada ilk olarak doğmuştu. Ya da bekleyecektim, biraz daha bekleyecektim. Delarge takıma sadece bir haftadır çalışıyor. Dolayısıyla 25-30 dakikayı iyi bir şekilde çıkarıp rakip takıma tehlike yaratabileceğini düşündüm. Ama John sakatlandığında maçın bitmesine hala 40 dakika vardı ve bundan çekindim. Ama daha sonrasında aldığım sonuçtan memnunum. I think that it's maybe the only negative point of the evening. You know, it's a young lad of the academy. He's from Bursa. Aslına bakarsanız bence gecenin tek negatif olayı bizim için belki de buydu. Kubilay bu kulübün akademisinden çıkmış, genç ve Bursalı bir oyuncu. Büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yardım edilmesi gerektiğini düşünüyorum kendisine. Kendine olan güvenini tekrar kurması gerekecek. Ben ona yardımcı olmak için buradayım. Benim görevim. Ama taraftarımızın da ona yardımcı olmasını, güvenini kazanmak için ona yardımcı olmasını istiyorum. But the players have to play on a good pitch and it's a matter of respect, but I don't want to complain too much because I was said it will be solved. Belki biraz evet, belki biraz etkili olmuş olabilir ama elimden geldiğince şikayetçi olmamaya çalışıyorum şu durumda. Zaten bir söz aldık sahanın bir dahaki maça kadar iyi olacağına dair, iyileştirileceğine dair. Umarım bu söz tutulacaktır. Oyuncularımızdan devamlı çok şeyler istiyoruz. Onlardan bize çok şey vermesini istiyoruz. Ve bunun karşılığında en azından bir saygı unsuru olarak sahamızın iyi olmasını, iyi bir sahada oynamalarını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi çok şikayetçi olmak istemiyorum çünkü sahanın iyileştirileceğine dair bir söz aldım. But my chance is that the chairman thinks like me, so it's good. O halde şimdiden söyleyebilirim ki önümüzdeki günlerde iyi haberler alacaksınız. Hem sizin için iyi haberler olacak bunlar hem de benim için iyi haberler olacak. Çünkü 2-3 oyuncuya daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Daha önce de bunu söylemiştim zaten ve bu sözümün arkasındayım. Ben tabii ki transfer olmasını istiyorum. Transfere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ama şöyle güzel bir şey var ki başkanımız da benimle aynı düşüncede. O da aynı şekilde düşünüyor. Dolayısıyla iyi haberler yakın diye düşünüyorum.